Saygıdeğer öğretmenlerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Bu bölümde şu konulara değinmektedir. Güvenlik ve eğitim ilişkisi, güvenli okul, iletişim ve güvenli okul ilişkisi, psikolojik rahatlık, güvenli eğitim ilişimi, iletişimi, pozitif okul ortamı sağlamak için bireylerin uygulayabileceği kimi stratejiler üzerinde bu bölümde duracağız. Malumlarınız, günümüz modern toplumları kimi kuramcılar tarafından risk toplumu olarak ifade edilmektedir. Belirsizlik ile şekillenen risk toplumlarında güvenin yerini giderek güvensizlik alırken, başta okul ortamları olmak üzere eğitim süreçlerinin tamamında bu durumun yansımaları görülebilmektedir. Aile yapılarındaki değişimler, okul içi veya ülkeler arasındaki güçler, göçler, toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği kültüre uyum sağlama süreçlerindeki sorunlar, internet, sosyal medya, televizyon gibi farklı ortamlardan yayılan şiddet, cinsel içeriklerin gençleri daha çok etkilemesi ve birçok olumsuz unsurlara sıklıkla yer verilmesi gibi nedenler okulların işleyişini daha da güç hale getirerek eğitim ortamında birçok güvenlik problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Güvenlik, yaşamımızda başarıyı etkileyen en temel etmenlerden birisidir. Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk basamağında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hepinizin de bildiği gibi güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Bu basamaklardaki ihtiyaçların karşılanmaması halinde daha üst basamaklarda yer alan bilişsel ihtiyaçların ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla okul güvenliği, eğitimin içeriği kadar önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenli ortamlar, yaratıcılığı, işbirliği eğilimini, keşif ve yeniliklere açık olma isteğini geliştirerek öğrencilerin eğitime daha açık olmalarını temin eder. Güvenli okul kavramını sadece şiddet veya saldırganlık üzerinden ele almak kesinlikle yeterli değildir. Öğrenme, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki resmi ve gayresmi iletişim ile gerçekleşen etkileşimler aracılığıyla yaratılan sosyal ilişkiler içerisinde bilindiğiniz gibi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle güvenli okul sadece fiziksel güvenliğin sağlanmasıyla elde edilemeyen, sosyal ve psikolojik yönleri de göz önünde bulundurmayı gerektiren bir durumdur. Kimi kuramcılar, okul iklimi ile okul güvenliği arasında belirgin bir bağ olduğunu belirtmekte, sosyal ve psikolojik sorunları fiziksel güvenlik sorunlarından daha ciddi olarak görmektedirler. Olumsuz ve stres yaratan okul iklimi, her türlü güvenlik sorunlarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Sağlıklı iletişim ve güven karşılıklı olarak birbirlerini besleyen kavramlardır. Güvenli bir okul ortamının sağlanabilmesi için sağlıklı bir iletişim ortamına ihtiyaç olduğu gibi, sağlıklı bir iletişim içinde iletişime giren bireylerin iletişim sürecinden zarar görmeyeceklerine dair güvene sahip olmaları şarttır. Güven kavramının iletişim odaklı bir tanımı doğrudan veya dolaylı biçimde iletişime geçilen tarafların bir iletişimsel eylem sürecinde ve sonunda kişisel olarak yarar göreceği veya en azından zarara uğramayacağına yönelik olumlu beklentiye sahip olmak biçiminde yapılabilir. İletişimsel bir yönü olan güven ve güvenlik olguları sadece bireylerin fiziksel dış çevrelerinde onlara tehdit oluşturabilecek unsurların varlığı ile ilgili değildir. Güven ve güvenliğin algısal bir yönü de yine bulunmaktadır. Dolayısıyla bireyler onlara yönelik objektif olarak herkesçe kavranabilen bir tehdit ile karşılaşmamalarına rağmen bir tehdit algısı içerisindelerse güven ve güvenlik algılarının oluşması mümkün değildir. Sınıf düzeyi yükseldikçe öğrenciler okulu daha az güvenli algılama eğilimindedirler. Ayrıca kimi araştırmalar erkek öğrencilerle kız öğrenciler arasında okul güvenliğine ilişkin algı farklılıkları olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük ve kalabalık okulların küçük okullara göre daha az güvenli olduğu yönünde de bir algı oluşabilmektedir. Literatürde psikolojik güvenlik ve psikolojik rahatlık gibi kavramlarla ifade edilen bu durum, iletişim, kişiler arası etkileşimler,
güven ve algı olguları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bir örgüt içindeki bireylerin davranışlar yoluyla algıladıkları kişiler arası risk seviyesi, psikolojik rahatlık algılarının seviyesini yine belirlemektedir. Belirsizlik, bireylerin başlıca stres kaynağını oluşturmaktadır. Belirsizlik seviyesi yükseldikçe, bireyler belirli olan risk seviyesi düşük olduğu bilinen faktörlerin etrafında kararlarını şekillendirirler. Bireyler belirsizlikten kaçınırken kendilerine hoşgörü ve destek gösteren faktörlere yönelirler. Bireylerin fikirlerini beyan etmesi, soru sorması, geri bildirimde bulunması, yeni fikirler öne sürmesi veya hataları gündeme getirmesi gibi eylemlerine yönelik diğer bireylerin tepkileri organizasyonda psikolojik güvenlik algısının çerçevesini çizmektedir. Eğitim özünde bir iletişim faaliyettir. Okul içerisinde farklı iletişim türleri gerçekleşmekle beraber, biraz evvel ifade ettiğim gibi özü itibariyle okul bir iletişim ve ilişkiler bütünüdür. Güvensiz bir iklime sahip okullarda yöneticiler ve öğretmenler arasında iletişimin eksikliği kesinlikle gözlemlenmektedir. Bu kurumlarda paydaşlar sorun çözmede birlikte çalışma konusunda yetersiz kalırlar. Etkili iki yönlü iletişim okul yönetiminden müfettişe, müdür, yönetici ve öğretmene kadar tüm eğitim süreçlerinin başarıyla yerine getirilmesine ve güvenli bir okul ortamı sağlanmasına bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenli okul, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade etmeleri, öğrenmek için çalışırken, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin kendilerine yardımcı olmaları, kendilerini tehlikeden ve korkudan uzak ve güvende hissetmeleridir. Bu anlamda güvenli okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yer olarak nitelendirilebilir. Güven kavramı ile bağlantılı olan güvenli okul, pozitif bir okul iklimi oluşturan, sürdüren, iyi koruma ve müdahale etme programlarını uygulayan okul olarak da yine tanımlanabilmektedir. Pozitif okul iklimi ise özünde iletişim ile ilişkili bir kavramdır. İletişimsel süreçlerin sorunlu olduğu bir yerde insan ilişkilerine yönelik pozitif bir gelişmenin yaşanması elbette ki güç olacaktır. Okulların yönetilme biçimleri okul iklimi üzerinde önemli bir belirleyici unsurdur. Okulda gerçekleşen iletişimin ve koordinasyonun türünün ne tonda olacağı başta okul yöneticileri tarafından şekillendirilmektedir. Bununla birlikte okul içerisindeki tüm paydaşlar gerçekleşen iletişim ve koordinasyon üzerinde bir etkiye sahiptirler. Kapsayıcı ve açık bir iletişim ile güvenlik ve benzeri diğer önemli konularda öğrenciler, okul personeli ve ebeveynler arasında ortaklaşa karar alma süreçlerinin sağlanması okul ikliminin verimliliği için elzemdir. Saygıdeğer öğretmenler, güvenli eğitim iletişimi konusunu da şu şekilde ifade etmemiz mümkündür. Güvenli okulun sadece fiziksel tedbirler ve okullarda kolluk mevcudiyetiyle sağlanamayacağı düşüncesi son yıllarda yaygınlık kazanan bir yaklaşım haline almıştır. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, fakültemizin de paydaş olarak katıldığı eğitim ve güvenlik projesinde geliştirilen güvenli eğitim iletişimi kavramı bu yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Güvenli eğitim iletişimi, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır. Kavramın arkasındaki yaklaşım, paydaşlar arasındaki iletişim ve süreçlerinin, iletişim kuranlar ve iletişime konu olanlar için güvenli bir niteliğe sahip olması ile okul güvenliğinin güçlendirilebileceğidir. Yapılan çeşitli araştırmalar, eğitim süreçleri içerisindeki çocukların diğer bireylerden kaynaklanan ve kendilerine yönelik bir tehdidi veya gerçekleşmiş bir istismarı kavramada yetersiz kalabildiklerini gösterebilmektedir.
İlk aşamadaki algı sorunu aşıldığı durumlarda da çocuğun çeşitli kaygılar ile sorunu yetkili birimlere ifade etmekten kaçınabildiği veya yetersiz, hatalı ifade edebildiği görülebilmektedir. Yetkili birimlerin bilgilendirildiği ve sürece dahil olduğu durumlarda da farklı kurum çalışanlarının yürüttüğü çalışmalarda çocuk odaklı olmama, iletişim süreçlerini etkili yönetememe, gerekli mahremiyeti sağlayamama ve çocuğun psikolojik zarar görmesine neden olacak davranışlardan kaçınma noktasında yetersiz kalması gibi sorunlar da diğer başlıca meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda herhangi bir sorunla karşılaşır çocuğun şunlara dikkat etmesi lazımdır. Öncelikle kendisinin veya bir başkasının bir güvenlik sorunu veya eğitim süreçleri içerisinde yardım almasını gerektiren herhangi bir sorun ile karşılaştığını kavrayabilmesi. Yine sorunu ailesi, öğretmenleri veya diğer yetkili kurum personeliyle doğru veya etkili biçimde paylaşabilmesi. Keza paylaşımı sonucunda bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmesi ve nihayetinde kurduğu bu iletişim sonucunda olumsuz bir sonuç, yani ifşa edilme, hor görülme, dikkate alınmama, alay edilme, dışlanma gibi sorunlarla karşılaşmayacağına dair bir güvene sahip olabilmesi önemlidir ve beklenmektedir. Güvenli eğitim iletişiminin sağlanamadığı bir ortamda pozitif bir okul ikliminin de oluşması imkansız hale gelmektedir. Güvenli eğitim iletişimi çocuk odaklı bir kavram olmakla birlikte sadece çocuklarla kurulan iletişimi değil, aynı zamanda tüm paydaşların birbirleri arasında kuracakları iletişimi de ifade etmektedir. Çünkü onların iletişiminde güvenli olması gerekmektedir. Bu durum, kurum yönetimi, eğitime ilişkin mevzuat, fiziksel şartlar, öğrencilerin sosyoekonomik yapıları, okulun bulunduğu semtin veya bölgenin özel konumu gibi pek çok unsuru göz önünde bulundurmayı ve bunlara uygun stratejiler geliştirmeyi de yine ne yapmaktadır? İcap ettirmekte, gerektirmektedir. Güvenli eğitim iletişimi bir bireyin tek başına sağlayabileceği bir süreç kuşkusuz ki değerlendirilemez, öyle görülemez. Tüm eğitim teşkilatı kapsamında iletişim eylem planları hazırlanmayı, sorunlar ortaya çıkmadan önce ve çıktıktan sonra kimlerin ne gibi görevleri olduğunu belirlemeyi, hassas durumlarda süreçle ilgisi veya sorumluluğu olmayan kişilerin süreç dışında bırakılmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında kuracağı iletişim süreçlerinde benimseyeceği kimi stratejiler pozitif bir okul ortamı oluşturarak güvenli eğitim iletişimi sağlamak için başlangıç adımını temin edecektir. Bu stratejilerden bazıları şu şekilde ifade edilebilir. Duruma uygun iletişim tonunu belirlemek. Bu çok önemlidir. Okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektirdiği sorumluluklar kapsamında hareket etmek yine bizim için nedir? Elzemdir. Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının oluşturulması ve bunların açık durması, iletişimin etkinliğine pozitif olarak başlamak yine nedir? Bizler için çok çok önemlidir. Aktif dinleme eğitimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişiyle etkileşime girmek çok önemlidir. Dinlemediğimiz kişiyi anlamamız asla mümkün değildir. Dinlemek iletişimin en önemli gerekliliklerinden birisidir. Uzlaşılan noktaları vurgulamak ve ödün vermeye rıza gösterebilmek, gizliye saygı göstermek, dedikodudan kaçınmak, pozitif bir noktaya vurgu yaparak iletişimi sonlandırmak, etkili bir iletişim bakımından hepinizin de bildiği gibi fevkalade önem taşıyan hususlardır. Okul güvenliği ile ilgili sorunlar, okul içerisindeki bazı konulara odaklanarak sadece okul ile ilgili bir sorunmuş gibi asla görülmemelidir. Sorunların farklı kaynakları kuşkusuz ki vardır, olabilmektedir. Eğitim güvenliğine ilişkin sorunları sadece okulun veya öğretmenlerin çözebileceğinin beklenmesi de asla doğru bir yaklaşım olarak görülemez. Ancak okul kapsamındaki pek çok sorun ve bunların çözümünde okul yönetimi ve öğretmen davranışlarının konu ile ilgili birçok boyutu bulunmaktadır. Bunları da kesinlikle ihmal edemeyiz.
öğretmen eğitimi programlarında, aday öğretmenleri, okul ortamına uygun iletişim davranışı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olarak eğitmek ve iletişim becerilerini geliştirmeye öncelik vermek, sorunların ortaya çıkmadan önlenmesinde önemli bir işlevi yerine getirecektir. Sevgili öğretmenlerimiz, güvenli eğitim iletişiminin asıl hedefi sorunlar ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması ve sorunun oluşumunun engellenmesidir. Ancak her türlü plan ve eğitime rağmen eğitim süreçlerindeki çocukların çeşitli sorunlarıyla karşılaşması neredeyse kaçınılmazdır. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki güvenli eğitim iletişimi yaklaşımı sorunların ortaya çıkmasının ardından sorunun veya şikayetin güvenli ve etkili bir biçimde ele alınmasını da içermektedir. Bu konuda Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin okullarında okul ve çocuk güvenliğini sağlamaya yönelik sunduğu bir takım ilkeler yol gösterici olma niteliğini taşımaktadır. Her okul kullanıcı dostu ve etkili şikayetleri ele alma sistemi geliştirmeli ve yayınlamalıdır. Kime nasıl şikayetlerin iletileceği konusunda net bilgi sağlanmalıdır. İlkokul düzeyinde genellikle sınıf öğretmenidir şikayetlerin iletileceği merci. Ortaokul ve lise düzeyinde çoğunlukla rehberlik ve danışmanlık merkezleridir kuşkusuz ki. Şikayetin ardından yapılacaklar için üzerinde mutabık kalınan, uygun olan durumlarda gizliye dair hassasiyet içeren ancak hakkında şikayette bulunan kişiyi de uygun bilgilendirmeyi sağlayan bir iletişim süreci yürütülmelidir. Yapılan şikayetlerin ve atılan adımların kayıtları tutulmalıdır. Bu kayıtların gizliliğine riayet edilmelidir. Bu konu çok önemlidir. Durum hakkında bilgilendirmesi gereken okulun diğer üyelerine bilgi sunulmalıdır. Gereken durumlarda yerel ve ulusal yardım hatlarına erişim teşvik edilmelidir. Güvenli eğitim iletişimi, güvenli eğitime okulun fiziki ortamının dışındaki süreç ve kişileri de dahil etmeyi gerektirmektedir. Bunun en önemli bileşenlerinden birisi olan ebeveynlerle olan iletişimde öğrenciler ile olan iletişim kadar önemli ve tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. UNICEF, eğitim güvenliği konusunda farklı tehditler karşısında ebeveynlerle kurulacak olan iletişimin türlerinde doğru tonun bulunmasına özel bir vurgu yapmaktadır. Bu doğrultuda ebeveynleri dinlemek, sıcak ve pozitif bir tonu tüm iletişim mecralarında sürdürmek, sıkça iletişime geçmek, iletişimin gizliliğini ve ana hedefin öğrencinin çıkarları olduğunu vurgulayarak bir güven hissi geliştirmek, ailelerin farklı arka planları ve inanışları olduğunu göz önünde bulundurarak tek bir yaklaşımın her iletişim faaliyeti için uygun olmayabileceğinin farkında olmak, ebeveynleri değerli hissettirmek stratejileri genel bir yol haritası sağlayacaktır hepimize. Ailelerle kurulacak iletişimlerde tercih edilen iletişim biçimi öncelikli olarak yüz yüze iletişim biçiminde olmalıdır. Fiziki yakınlığın yüz yüze iletişime engel olduğu durumlarda dijital iletişim olanaklarının kullanılmasının bir çözüm olduğu unutulmamalıdır. Buradaki önemli husus iletişim biçiminin bireylerden gruba yönelik biçimde değil, birey ve birey arasında olması gerektiğidir. Okuldaki güvenli eğitim iletişimine ilişkin yaşanan sorunların giderilebilmesinde en önemli çözüm tüm paydaşlar arasında iletişimin sürekli ve akıcı bir halde olmasıdır. İletişim, güvenli okul iklimini tehdit eden sorunların çözümünün önemli bir parçası olduğu gibi, yanlış yürütülen iletişim süreçleri bizzat sorunların kaynağı da olabilmektedir. Okul güvenliğini sağlamada hiçbir uygulayıcının tek başına yeterli olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu konudaki sorumluluk herkese aittir, hepimize aittir. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için tüm uygulayıcıların çocuk merkezli bir yaklaşımla gerekli iletişim pratiklerini gerçekleştirmesi gerektiği unutulmamalıdır. Özetlersek, bu bölümde eğitim, güvenlik ve iletişim kavramlarının ilişkisi ele alınmıştır. Okullarda eğitimin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, güvenli okul ikliminin sağlanmasına bağlıdır. Güvenli okul fiziksel tehditlerin engellenmesini içerdiği kadar
sosyal ve psikolojik güvenlik ortamının sağlanması ile de ilişkilidir. Bu bakımdan güvenli okul, pozitif bir okul iklimini gerektirmektedir. Pozitif okul iklimi dediğimiz zaman, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür ve güvende hissettikleri bir eğitim ortamı sağlayarak yaratıcılığı, işbirliği eğilimini, keşif ve yeniliklere açık olma isteğini geliştirmek akla gelmelidir. Güven ve iletişim birbirlerini karşılıklı olarak besleyen olgulardır. Güvenli olmayan bir eğitim ortamı, bireylerin kendini geri çekme ve iletişimden kaçınma eğilimlerini artırırken, sağlıklı bir iletişimin kurulamaması, güvensizliği daha da artırarak kısır bir döngüye neden olabilmektedir. Güven ve güvenliğin algısal bir yönü de bulunmaktadır. İletişimin sağlıklı kurulamadığı okullarda güvenliğe ilişkin algı, somut güvenlik sorunlarında bir artış olmamasına rağmen kötüye doğru gidebilmektedir. Ayrıca güvenlik algısının yaş, cinsiyet ve eğitim kurumunun büyüklüğü gibi faktörlerden etkilendiği yine unutulmamalı, hatırdan çıkarılmamalıdır. Pozitif okul iklimi oluşturulması için atılacak iletişime ilişkin adımlar bunlar gibi farklı etmenlerin göz önüne bulundurulmasını gerektirmektedir. Konunun çok katmanlı doğası buna uygun bir yaklaşımı yine beraberinde getirmektedir. Bunun sonucu olarak geliştirilen ve bölümde tanımlaması yapılmış olan güvenli eğitim iletişimi kavramı, eğitim güvenliğinin başta insan ilişkileriyle ilgili yönü olmak üzere fiziksel, sosyal ve psikolojik tüm boyutlarını kapsayan bir anlayışa sahiptir. Okul içerisinde farklı iletişim türleri gerçekleştirmekle beraber özü itibariyle okul bir iletişim ve ilişkiler bütünüdür. Bu nedenle fiziksel güvenliğe ilişkin sorunlar da dahil olmak üzere okulda yaşanan hemen her sorunun arkasında bir iletişim probleminin bulunduğunu söylemek elbette ki mümkündür. Eğitim süreçlerinin bir paydaşı olan bireylerin kurduğu iletişim sonucunda olumsuz bir netice ile karşılaşmayacağına dair bir güvene sahip olabilmesini sağlayacak güvenli iletişim ortamının yaratılması eğitim teşkilatı çapında bir düzenlemeyi gerektirse de bireysel olarak da izlenebilecek kimi stratejiler bu ortamın oluşturulmasında olumlu bir başlangıç adımı olacaktır diye düşünüyorum. Keza burada bir hatırlatmayı daha sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli öğretmenlerimiz. Medya okuryazarlığı meselesi hepimiz için hayati önem taşıyan bir meseledir. Bu konuda da mutlak surette bizlere düşen çok önemli roller vardır, fonksiyonlar vardır. 2004 yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu'yla Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Medya okuryazarlığı o tarihten itibaren okullarımızda seçmeli ders olarak ortaya konmuştur. Önceki gün yine bu protokol saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımızla RTÜK Başkanı arasında yenilenmiştir ve medya okuryazarlığının önemine dikkat çekilmiştir. İçinde bulunduğumuz medya mecralarının bu kadar çeşitlendiği bir ortamda bu hususta hepimize önemli roller, görevler düşmektedir. Ebeveynleri teşvik edelim. Kendimiz de yine birer bilinçli medya tüketicileri olalım. Medya mesajları namütenahi, sonsuz bir şekilde hepimize ulaşmaktadır. Bunların hangisinin yararlı olduğunu, hangisinin yararsız olduğunu hepimiz bir süzgeçten geçirmek suretiyle ancak görebiliriz. Özellikle gençlerimizin bilgileri, birikimleri, hayat deneyimleri bunları bu şekilde süzmeye yetmemektedir. Burada rehberlik gene kime düşmektedir? Siz kıymetli öğretmenlerimize düşmektedir. Obeziteyi nasıl tarif ediyoruz? Çok yemek, az hareket etmek diye değil mi? Madem öyle, çok medya mesajına maruz kalıyoruz ama bunları süzmeyi bilmiyorsak bu sefer de ne yapıyoruz? Medya mesaj obezitesine maruz kalmış oluyoruz. Buna da maruz kalmamak lazım. Gençlerimiz de kendimiz de korumak artık hepimiz için elzemdir. Bakın yapılan araştırmalar neyi gösteriyor kıymetli öğretmenlerimiz? Şunu gösteriyor. Artık yaşımıza, cinsiyetimize, eğitim düzeyimize bakılmaksızın hepimiz en az 8 saat medya mesajlarına muhatap oluyoruz. Ekranların karşısında, birinci ekranı demiyorum, birinci ekran neydi? Televizyondu. İkinci ekranların karşısında, yani bu tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi ekranların karşısında 8 saatten fazla geçiriyoruz. Bu kadar zaman geçirirken elbette ki pek çok mecradan gelen
mesajları da ne yapıyoruz? Alıyoruz, hazmetmeden bir şekilde kendimizde depoluyoruz. Bunun elbette ki güvenli eğitim iletişimine de bir etkisi vardır. Burada da yine aydınlatıcı olacak, yol gösterici olacak kimlerdir? Sevgili öğretmenlerimiz, sizlersiniz. Sözlerime son verirken hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.